Bence bir dönem vardı. Yani bir 10 yıl önce falan böyle bir imkan bence daha şeydi, daha canlıydı. Dünyada böyle bir beklenti, belki daha hareketli bir şey vardı. Şu anda pek gözükmüyor ama şunu şey yapmak lazım. Aslında Erdoğan fiilen bu işi yapıyor gibi gözüküyor. En azından dış siyasetinde bunu yapıyor. Yani çok böyle yani Abdülhamitçi bir dış politikası var bu anlamda. İşte geçen bizim Halil İbrahim de anlattı o meseleleri. Yani o network'ü kurdular işte TİKA aracılığıyla, başka şeyler aracılığıyla. Çok çok enteresan bir network kuruyor Türkiye. Sünni Müslümanlık üzerinden. Böyle bir dış politikası var. İkincisi içeride de başka çok enteresan şeyler oluyor. Yani bu Diyanet üzerinden. Bir anlamda böyle Diyanet onu düşünmeye başladım. Yani Diyanet yani halifelik bir insan olabilir, halifelik bir kurum da olabilir aslında. Bence. Yani öyle bir tartışma da var zaten. Cüveyni'de falan var o. Yani halife ille bir insan olmak zorunda değil. Ya da bir insan olur ama o gücünü bir kuruma delege eder. Böyle bir Diyanet bizde böyle halife olmaya başladı gibi geliyor bana bir kurum olarak. Bir halifelik kurumuna dönüşmeye başladı gibi geliyor. Yani Diyanet bir müftülükken, yani eskiden Osmanlı tarihinden bakarken Diyanet daha çok müftühanenin devamıdır. İftihanenin devamıdır. Yani iftihan makamıdır. Yani müftülükten gelir ve Şeyhülislam'a bağlı fetva veren bir makam. Yani kökeni o. Cumhuriyet'te de başka bir hali daha netleşiyor, kurumsallaşıyor. Cumhuriyet'in çok kuvvetli bir sünni şeyi var aslında, kimliği var. Hani bunu gözden kaçırıyoruz bazen. Ama yine işte devletin içinde böyle bir yapı falan. Şimdi başka bir şeye dönüşüyor. Ve bana kalırsa bir kurumsal hilafet de böyle evriliyor.